Cumhur İttifakı olarak bu seçimde de büyük şehirlerde ve illerimizin bir kısmında işbirliği yapıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik konusundaki becerisini ve tecrübesini kimseyle tartışmayız. Her görev gibi belediye başkanlığı da hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralan arkadaşımız emaneti halefine teslim edene kadar ülkesi, milleti, şehri için canla başla çalışacaktır. Malatya Büyükşehir'de ve ilçelerimizin bir kısmında işte böyle bir değişim oldu. Dün şehrimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl desteklediysek bugün vazifeye talip kardeşlerimizin de aynı şekilde yanlarında olacağız. Tabii bu arada ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden, kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Ne diyor Hazreti Mevlana? Kamil odur ki koya dünyada bir eser. Eseri olmayanın yerinde yerler eser. İşte bu anlayışla tüm hayatımızı ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. Sonra sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece oyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Efendim. Sadece öteki ne veriyorsa beş fazlası benden yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz. Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya'nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağından şüphe duymuyorum. Şimdi buradan Malatya'dan öyle bir ses verin ki diğer 80 vilayetimizin tamamından duyulsun. Hazır mıyız? Malatya, eşi bulunmaz Malatya, gönülleri coşturan Malatya, 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?
Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Malatya ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Mübarek Ramazan'a sayılı günler kaldı. İnşallah önümüzdeki pazar gecesi ilk sahurumuza kalkıyor. Pazartesi günü ilk iftarımızı yapıyoruz. Bu mübarek ayda tutacağımız oruçlarımızı ve yapacağımız ibadetleri Allah şimdiden kabul eylesin. Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ta Milli İrade Bayramı'na da beraberce ulaşmak istiyoruz. Bunun için Ramazan'ı çok iyi değerlendirmemiz, rahmetinden ve bereketinden istifade etmemiz gerekiyor. Malatya'nın, ülkenin ve milletin hayrına olan her hususta yaptığı gibi bu konuda da en ön safta yer alacağına inanıyorum. Değerli kardeşlerim, eser ve hizmet siyasetimizin gerisinde vatan toprağının her karışını ve insanımızın tamamını kuşatan bir müktesebat vardır. Bizim siyaset ahlakımız söylediğini yapma, yapmayacağını söylememe üzerine kuruludur. Bunun en büyük ispatı da geçtiğimiz 21 yılda yaptıklarımızdır. Mesela bu dönemde Malatya'ya yaklaşık 149 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimde 5739 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci bir devlet üniversitesi olarak Turgut Özal Üniversitesi'ni açtık. Gençlik ve sporda 9170 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları yaptık. Bir stadyum ile 60 adet spor tesisi inşa ettik. Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 7,5 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta toplam 1640 yataklı 16 hastanenin de aralarında bulunduğu 71 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk. TOKİ vasıtasıyla 24.098 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 4.859 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Söz verdiğimiz 8 millet bahçesinden 5'ini tamamladık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardık.